Evet Doktor Fikar Hanım, bize bugün gebelik takibi genel hatlarıyla nasıl yapılır onu anlatabilir misiniz acaba? Genel olarak gebe ilk muayeneye geldiğinde en önemli sorumuz gebeye son adet tarihidir. Daha sonra da anne adayının bazı testler istiyoruz. Özellikle de kanla ilgili bazı hemogram dediğimiz, biyokimyasal testler dediğimiz ve de bulaşıcı hastalıklarla ilgili bazı testler istiyoruz. Evet, testler demişken halk arasında zeka testi denilen ikili üçlü testler var. Bunu ne zaman öneriyorsunuz? İnsanların özellikle de gebelerin acaba yaptıralım mı yaptırmayalım mı dediği testlerden bunlar. Zeka testleri 11-14 hafta arasında genel olarak ikili tarama testi dediğimiz testi önermekteyiz tüm anne adaylarına. Daha sonra da bu teste göre özellikle toplumda sıkça karşılaşılan kromozomal hastalıkların risk hesaplanması yapılmaktadır. Daha sonra 16 ve 19. haftalarda eğer bu testler yapılmışsa rutin üçlü ya da dörtlü test önerilmiyor. Ama yaptırmamış ya da kaçırmış gebe adaylarına 16-19. haftalar arasında üçlü ya da dörtlü tarama testi yapılabiliyor. Haftalardan bahsetmişken gebelik uzun bir periyot. Hangi hafta hangi testlere yapılır? Genel olarak anlattınız ama başka eksik bir şey var mı bunlarda ekleyebileceğimiz? Yani düşük riskli bir test sonucuyla karşılaştığımızda her şey yolundadır yine diyemiyoruz. Ne diyoruz? 19'dan 24 hafta arasında ayrıntılı ultrason Evet. yapılmasını öneriyoruz anne adayın. Yine halk arasında buna 3 boyutlu, 4 boyutlu ya da Doppler dediğimiz ultrasonu öneriyoruz. 19'dan 24 hafta arasında. Evet, demin de bahsettik. Gebelik uzun bir periyot. Bu periyot esnasında bazı vitaminlerde eksiklik olabiliyor. Kan değerlerinde düşüklük olabiliyor. Sizin mutlaka kullanılması gereken elementler veya işte besinler var mı? Öneriyor musunuz? Aslında en önemli vitaminimiz ilk başlangıçta folik asit. İlk 3 ay zorunlu alınması gereken Niçin vitaminlerden. önemli? Özellikle nöral tüp defekti denilen çocukta sinir dokusunun tam olarak gelişememesi ve açıkta kalmasıyla tanımlanan bir durum. Bu nöral tüp defektini ancak folik asit ile engellememiz Engelleyebilir. evet mümkün. Peki kan değerinde düşüklük varsa takviye veriyor Mutlaka muyuz? demir takviyesi veriyoruz. Bütün gebelerimize demir takviyesini vermek zorundayız. Gebelikte Bunun evet. bebeğe bir zararı var mı acaba bu verdiklerimizin? Bebeğe bir zararı yok aslında. Bunların hepsinin anneye de bebeğe de yararları var. Gebelik hep bahsediyoruz. Demin de söyledik. Uzun bir periyot. Yaklaşık 36, 37, 38 hafta sürüyor. Bu esnada her hafta gelmek zorunda mıyız? Yoksa hangi semptomlar, hangi şikayetlerimiz olduğunda doktora gelelim? Ben genel olarak kliniğimde gebe takibinde ayrıntılı ultrason yani 19'dan 24 hafta arasında ayrıntılı ultrason yapılmış olan gebeleri daha sonra 24'ten 26. haftada bir kere daha çağırıyorum şeker testi için. Annede gebeliğe bağlı bir gizli şeker var mı? Bunun tetkikinin yapılmasını istiyorum 24'ten 26. haftalar. Daha sonra 26. haftadan 32. haftaya kadar ayda bir kere gelebilirler. 32'den de 36'ya kadar 15 günde bir, 36'dan 40. haftaya kadar da haftalık takipleri öneriyoruz. Yani şöyle diyebilir miyiz? Herhangi bir karın ağrısı olduğunda veya bir sancı çektiğinde halk arasında değişti. Her seferinde gelsinler mi yoksa rutin bunun dışında başka bir şekilde gelmesinler mi? Her karın ağrısı tabii gebelikte belki de polikliniğe en sık gelme nedenlerinden biri de aslında kasık ağrısı, karın Evet. ağrıları. Gebeler hangi durumlarda doktora gelmek zorunda? Özellikle gebelerde her zaman söylediğimiz herhangi bir kanama durumunda mutlaka doktoruna gelmek zorunda. Suyun gelmesi dediğimiz durumlarda herhangi düzenli aralıklarla, belli periyotlarla gelen ağrılarda mutlaka doktorunu bilgilendirmesi Bilgiler. gerekiyor. Kamuoyunda da normal doğum çok tartışılıyor bu aralar. Siz daha çok hangi doğumu öneriyorsunuz? Zorunlu durumlar dışında her gebeyi normal doğum olarak, normal doğum takibi yapar şekilde takip Nedir etmekteyiz. bu zorunlu durumlar acaba?
Yani bebeğin sıkıntıya girdiği, bebeğin içeride normal doğumu tolere edemeyeceği anlaşıldığında, bebeğin strese girdiği durumlarda, bebeğin eşinin önde olduğu, acil durumlar dediğimiz bazı durumlarda tabii ki sezaryana gitmekteyiz. Bir de tabii ki çok iri bebek durumlarında doğum sırasında bazı sıkıntılar yaşayabileceğimiz için çok iri bebeklerde de sezaryanı önermekteyiz.